Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şekilleri bozulmayan çok güzel elmalı kurabiyeler yapacağım. İlk önce iç malzemesini hazırlıyorum. Burada 5 tane elma var. Onları rendenin küçük tarafıyla rendeledim. Her elma için 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Beş kaşık şeker ekledim. İçine 2 tane karanfil koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tarçın. Sizin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. 2 tane karanfil ve yarım mandalinayı böyle suyunu sıkıp eklediğimiz zaman çok güzel bir aroması oluyor. Pişirirken içine böyle birazcık da mandalina kabuğu koyuyorum. Bunları daha sonra içinden alacağım. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Tamamen çekene kadar, bütünleşene kadar 7-8 dakika kısık ateşte pişirelim. Elmalar kısık ateşte pişerken ben kurabiyenin hamurunu yoğuruyorum. Burada 200 gram yumuşamış tereyağı var. 1 yumurta, yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar sirke. Çok güzel bir kıyırlık katıyor. İsteğe bağlı koyabilirsiniz. Elma ya da üzüm sirkesi olabilir. 1 yemek kaşığı da yoğurt. Unu eklemeden önce bu malzemeleri karıştırıyorum. Bu da dördüncü bardak. Böyle hepsini eklemiyorum. Normalde 4-4,5 bardak kadar oluyor ama yine de kontrol diye ekliyorum. Bir paket de vanilya. Arkadaşlar hamur yoğurdum. Toplam 4,5 su bardağı un ekledim. Şimdi iki yağlı kağıdın arasında hamuru açacağım. Hamuru mümkün olduğunca aynı kalınlıkta açtım. Bir büyük bardakla ya da kesiciyle yuvarlak yuvarlak hepsini kesiyorum. Bütün kurabiyelere şekil verdim. Bir tepsi dolusu çıktı. Fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcaklığında pişirelim. Kurabiyeler renk değiştirip biraz kızarmaya başlayınca fırına alabilirsiniz. Altı böyle. Üstte böyle tabii ki en klasik süsleme şekli pudra şekeri. Pudra şekeri çok yakışıyor. Zaten hamurunda çok fazla şeker yoktu. Üstünü biraz serpip hem de biraz tatlandırmış olacağız. Böyle çok değil, biraz serpelim. Benim yapmayı en sevdiğim kurabiye tariflerinden biri. Sayfamda daha önce farklı şekillerde de yaptım. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu büyüklükte yaparsanız 22 tane çıktı. Oldukça da büyük. Bu sefer içini biraz farklı yaptım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir aroma kattı. Tarifle ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. Yorum olarak benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.